İnsanlık küresel bir gıda kriziyle karşı karşıya ve bugün tüm dünya bu krizle nasıl başa çıkacağını konuşuyor. Farkındaysanız gıda krizi ifadesini pandemi sürecinde daha sık duymaya başladık. Çünkü tarım ve gıda dediğimiz zaman mevsimlik işçi kullanımının da çok olduğu emek yoğun bir süreçten söz ediyoruz. Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler bu yıl konuya dikkat çekmek için 2021 yılını Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan etti. Bildiğiniz gibi Nilüfer'de 2020 yılını Tarım Yılı ilan etmiştik ve yıl boyunca da bu konuda farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yaptık. 2021 yılını ise aynı temelden hareketle Gıda Yılı ilan ediyoruz. Gıda yılı boyunca belediyemiz tüm hizmet alanlarında bu tema çerçevesinde etkinlikler yapacağız. Sloganımız herkes için eşit, ulaşılabilir, sağlıklı gıda. Nilüfer Belediyesi kentsel gıda sistemlerinin dönüşümünü içeren ve kısa adı FUSILLE olan bir proje ile Avrupa Birliği Horizon 2020 programından hibe almaya hak kazandı. FUSILLE Avrupa ülkelerinden pek çok kurumun katıldığı çok ortaklı bir proje. Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım alanındaki çabalarımız takdir görmüş olmalı ki bu proje Türkiye'den onaylanan tek belediye Nilüfer Belediyesi oldu. Sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve düşük maliyetli gıda sistemlerine geçiş sürecini sağlamayı amaçlayan proje kapsamında belediyemiz 378 bin avroluk hibe desteği almaya hak kazandı. Nilüfer Bostan satış noktaları yaygınlaşacak. Üretici pazarlarının sayısı artacak. Nilüfer'de başlattığımız toprak analizlerinin raporları çiftçilerimizle paylaşılacak. Meyve bahçeciliği desteklenecek. Bu arada Nilüfer'de bir Sahra Mutfağı ve Aşevi kurulacak. Pazarcılarla bir sorun oluşmayacaktır. Yani biz bir de tam tersine buradaki amacımız şu. Bölgemizde yetiştirilen ilaçsız ürünleri çiftçimizden direkt birebir elinden alarak daha onlara da gelir elde ederek daha fazla gelir elde etmeyi zaten bir taraftan amaçlıyoruz. Oradaki aracı kaldırıyoruz. Pazarcılar başka bir iş yapıyorlar. Pazarcılar gidiyorlar, halden alıyorlar ya da onların da kendi iştirak alanları var muhtemelen aldıkları. Bizimle onlar arasında bir şey yok. Biz onlara rakip falan değiliz. Biz burada vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi konusunda her türlü çabayı sarf ediyoruz. Pazarcıdan aldığınız ürünün ne kadar sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? Ama bizdeki sertifikalı olacak. Yani bizden bir ürün aldığınız zaman onun içerisinde neler olduğunu göreceksiniz, bileceksiniz. Ama pazardan domates aldığınız zaman o domatesin içerisinde hangi türde ilaç, kimyasal kullanıldığını konusunda bir bilgiye sahip değiliz.